Merhaba. Bugünkü programın konusu Rusya, Kuzey Kore ittifakı. Rusya ile Kuzey Kore arasında stratejik olarak belirlenen bir ittifak imzalandı. Bu tür ittifaklardaki maddeler genellikle tam olarak açıklanmaz. Bunların bir bölümü açıklanır. Ancak ittifakın önemli bir askeri yönü bulunuyor. Zaten taraflar bunu da ifade ettiler. Askeri yönü ifade ettiler. Bu ittifak taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerinin onu savunacağı maddesinde içeren bir savunma ittifakı gibi görünüyorsa da esasında konuyu Rusya-Ukrayna savaşındaki durumun dünyanın değişik bölgelerine yayılması olarak da görmek mümkündür. Şimdi Ukrayna'ya ABD başta olmak üzere bütün NATO ülkeleri değişik şekillerde destek veriyorlar. İşte kimisi Patriot füze veriyor, kimisi tank veriyor, kimisi diğer silahlardan veriyor, kimisi para veriyor. Benzer bir durumu Rusya yavaş bir şekilde başka ülkelerde, ABD karşıtı olan başka ülkelerde uygulamaya yöneliyor. Kuzey Kore bunlardan bir tanesidir. Kuzey Kore'ye karşı da şiddetli bir ekonomik ambargo bulunuyor. Ve bu yıllardan beri sürüyor. Sebebi Kuzey Kore'nin özellikle uzun menzilli roketler geliştirmesi ve tabii Japonya, hemen yanında Japonya var. Japonya'nın bundan dolayı büyük bir korkuya kapılması. Şimdi bunlar uzak ülkeler olduğu için haritada göstermekte yarar var. Çünkü haritada gösterilince daha somut olarak kafada şekillenebiliyor. Şimdi haritaya bakıyorsunuz. Güney Kore, Kuzey Kore, Güney Kore'nin başkenti Seul, Kuzey Kore'ninki Pyongyang, Kuzey Kore'nin Çin'le uzun bir sınırı bulunuyor. Aynı zamanda bu ufak haritadaki siyah yere bakın. Orası Kuzey Kore, Kuzey ve Güney Kore'yi belirtir, ufak yer. Şeyi görüyorsunuz, Kuzey Kore'nin küçük bir sınırı var Rusya ile. Ki orası Mançurya olarak adlandırılıyor aynı zamanda. Kuzey Kore'nin hemen yan tarafında ise Japonya bulunuyor. Yani Kuzey Kore dünyanın stratejik konuma sahip ülkelerinden bir tanesi. Özellikle Japonya için stratejik konum son derece önemli. Zaten bu nedenle de 2. Dünya Savaşı öncesinden başlayarak Kore, genel olarak Kore, Kuzey ve Güney beraber Japonya sömürgesi olmuştu. Şimdi Güney Kore bu Rusya ile Kuzey'in yaptığı anlaşmadan sonra Ukrayna'ya silah vereceğini açıkladı. Rusya dedi ki biz de o zaman Kuzey Kore'ye silah veririz. Yani şimdi Kuzey Kore silah olarak güçlü bir ülke. Güçlü bir ülke ama tabii Rusya'nın düzeyinde değil. Yani Rusya'nın Kuzey Kore'ye vereceği en önemli silah balistik füzelerdir. Bu da tabii en başta hem Japonya hem de Pasifik bölgesindeki diğer ABD müttefikleri için ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Zaten ABD için dünyanın en önemli bölgesi Rusya değil, Pasifik. Hedef alınan asıl ülkede Rusya değil, Çin. Rusya zayıflatıldıktan sonra esas olarak Çin'e yönelilecek. Bu da herkesin bildiği bir şey. Bir diğer gelişme şöyle oldu. Bir Rus denizaltısı ve birkaç savaş gemisi Küba'ya dostluk ziyareti yaptılar. Rusların birkaç gemisi Küba'ya dostluk ziyareti yaptılar. Bu şu anlama geliyor tabii ki. Yani sen Ukrayna üzerinden benim burnumun dibine kadar gelirsen ben de gerektiğinde Küba'yla Küba üzerinden senin burnunun dibine kadar gelirim anlamını taşıyor. Gelen gemilerde nükleer silah olmadığı açıklandı ama önemli olan bu değil. Yani biz buraya gelebiliriz. Gerekirse Küba Deniz Kuvvetleri'yle beraber tatbikata yaparız. Yani bu kadar. Başka yapılabilecek bir şey bulunmuyor. Bu tür tatbikatlardan birini mesela Çin Halk Cumhuriyeti Güney Afrika donanması ile birlikte yapmış ve ABD ve İngiltere bu tatbikatı protesto etmişti. Güney Afrika'da size ne dedi? Yani biz kim ne istersek onunla tatbikat yaparız. Protesto etmesin ABD'nin, protesto etmesin dediğini şu, Pasifik'te
güç yığıyor Çin. Aslında Çin özellikle deniz kuvvetlerine büyük yatırım yapıyor ve Pasifik'e açılan değişik ülkelerle deniz tatbikatlarına yöneliyor. Bu da ABD'nin tabii hiç hoşuna gitmiyor, gitmeyebilir. Şimdi aynı şeyi başka bir yoldan Rusya gündeme getiriyor. İşte Kuzey Kore ile yapılan askeri ittifak, yani yoğun işbirliği ittifakı, işte ekonomik, askeri, aklınıza gelecek diğer konulardaki işbirliği ittifakı bunun göstergelerinden zaten bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Savaş, şöyle diyelim, aynı zamanda silahların denenmesidir. Yeni üretilen silahlar mutlaka savaşta denendikten sonra ordunun envanterine girer. Savaşta denenmesi bile yeterli olmayabiliyor. Hani her silah üretildiği zaman onu üreten firma tarafından denenir. Bu bilinen bir şey. Ama mesela şeyi gördük. Afganistan Savaşı sırasında Alman ordusunun bir bölümü de Afganistan'da bulunuyordu. Özellikle Kunduz ve çevresinde bulunuyordu. Alman piyade tüfeklerinin çok çabuk ısındıkları ortaya çıktı. Bu piyade tüfekleri herhalde orduya teslim edilmeden önce mutlaka denenmiştir. Yoğun bir deneme sürecinden geçmiştir ama savaş başka bir şey. Yani savaşın şartlarını önceden tahmin etmek pek kolay değil. Bu yüzden silahın savaşta denenmesi son derece önemli. Şimdi bu silahın savaşta denenmesinde bunu ABD de yapıyor. Bunu Almanya da yapmaya çalışıyor. Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah veren hemen herkes yapmaya çalışıyor. Ve doğal olarak Rusya da yapıyor. Şimdi daha önce S-300 füzeleri vardı Rusya'nın. Bunlar Yunanistan'da bulunuyordu. Türkiye S-400 aldı fakat bunları ABD'nin yoğun itirazı sonucu aktifleştiremedi. Yani kullanılır durumda değiller şu anda. Rusya bu arada S-500 üretti ve bunları Kırım'a konuşlandırıyor. Yani Kırım, Ukrayna için, tabii Ukrayna üzerinden ABD ve diğer NATO üyeleri için özellikle saldırıda hedef alınan noktadır. Ve S-500'ü en gelişmiş savunma aracı, füzesi durumuna geliyor şu anda. Rusya da bunu Kırım'a yerleştiriyor. Şimdi şöyle bir şey görüyoruz. Dünyada yani Rusya'nın tabii yaptığı bir de anlaşma var. Onu da belirtmek gerek. Kuzey Kore ile ittifak anlaşması imzalanırken söylediği bir şey var. Diyor ki dünyayı tek kutuplu olmaktan çıkaracağız. ABD ve NATO bunu istemiyor. Fakat dünya tek kutuplu olmaktan çıkacaktır. Bunun anlamı şudur. Dünya artık 1990 sonrasındaki yıllarda göründüğü gibi ABD'nin tek taraflı at oynatabileceği, kimseyi dikkate almadan at oynatabileceği bir yer değildir. Adım adım bu durum ortadan kaybolmaktadır. ABD'nin neler yaptığını karşısında ciddi bir rakip olmayınca Yugoslavya İç Savaşı'nda gördük. Özellikle birinci ve ikinci Körfez Savaşları'nda ve Irak'ın işgalinde gördük. Yani mesela Irak'ta kimyasal silahlar var gerekçesiyle Irak'ı işgal ettiler. Sonra kimyasal silah bulamadıklarını kendileri açıkladılar. Yani bu sular da herhalde yani bugüne kadar bunun reklamı sürerdi. Bulamadıklarını kendileri açıkladılar. Yani o bir gerekçeydi. Irak'ın işgal edilmesi, devletten çıkarılması gerekiyordu. Öyle yaptılar. Gerçekten bir şu var. Siz bir şey istersiniz ve bazen istediğiniz şeyi yaptığınızda oradan beklemediğiniz sonuçlar çıkar. Mesela ABD'nin Irak işgali iki önemli gelişmeye neden oldu. Birincisi Irak'ın nüfusunun büyük bölümü Şii'dir. Saddam döneminde Şiiler kalan Sünnilerin önemli baskısı altındaydı. Bu baskı ortadan kalktı. Nüfusun çoğunluğu olan Şiiler inisiyatifi ele geçirdiler. Bu da Şii İran'ın Irak üzerindeki nüfuzunu büyük oranda arttırdı. Tabii bu hesapta yoktu daha önce. Asla bu hesaplanmayacak bir şey değil ama belli olmuyor yani. Ancak yani olaylar hayata geçtiği zaman
neler olabileceğini daha iyi bir şekilde görüyorsunuz. Yani denebilir ki İran, Orta Doğu'nun sessiz ve derinden önemli yayılmacı ülkelerinden bir tanesidir. İşte Kuzey Yemen'de taraftarları var. Suriye zaten önemli oranda İran ordusunun işgali altında. Lübnan'da Hizbullah var. Açık bir şekilde İran yanlısı olan. Ve keza Irak'ta da önemli oranda şey yaptılar, etkinlik kurdular. Bir başka özellik, bunu daha önceki bir programda belirtmiştim, kısaca anlatayım. İslam Devleti'nin doğuşunda ABD'nin Irak işgalinin önemli payı vardır. Şöyle önemli payı var. Şimdi Irak ordusu büyük oranda Sünni subaylardan oluşuyor. Saddam dönemindeki ordu. ABD'nin işgal altındaki Irak'a atadığı genel vali orduyu feshetti. Orduyu feshetti de bu insanlar nereye gidecek o zaman? Sünni subaylar. Sünni subaylar yeni kurulan İslam Devleti'ne katıldılar. İslam Devleti büyük askeri gücünü, savaş tecrübesi olan, gelişmiş silahları kullanmayı bilen subaylardan aldı. Ve İslam Devleti güç olarak mesela Suriye'de epeyce gerilemiş olmakla birlikte halen var. Arada bir eylem yapıyor. Afrika ülkelerinde var. Afganistan'da bile var. Taliban'la savaşıyor Afganistan'da gerektiğinde. Böyle bir durum. Yani politikada dünya çapında etkisi olan bir adım attığınız zaman bunun ne tür tepkiler, gelişmeler doğuracağını önceden tahmin etmek epeyce zor oluyor. Ve şimdi en son olarak dediğim gibi şeyi görüyoruz. Dünyada belirgin bir şekilde iki cephe oluştu. Bir taraf ABD, NATO esas olarak. Diğer taraf ise daha çok bileşenli bir cephe. Yani ABD, NATO cephesi belli. Yıllardan beri belli. Bazen sıkılaşır, bazen ayrışır. Fakat esas olarak belli bir cephe. Diğer yerde ise Çin. Rusya'nın yanında Çin var belirgin bir şekilde. Çünkü Çin şunu biliyor. Rusya zayıflarsa sıra bize gelecek. Arkasından Kuzey Kore. Kuzey Kore ile Rusya arası ittifak zaten var. Yani yapılan anlaşma aslında fiili olarak var olanın resmiyete dökülmesi anlaşması. Çünkü Kuzey Kore İran'la birlikte Rusya'ya özellikle insansız hava aracı ve hafif cephane, cephane konusunda büyük yardımda bulunuyor. Bu Ukrayna Savaşı başladığından beri böyle zaten. Yani bu aralarındaki askeri anlaşma yeni bir şey değil. Olan şey bu anlaşmanın yani fiiliyatta olan durumun genişletilerek resmiyete dökülmesidir. Kuzey Kore var. Vietnam var. Zaten Putin şeyden sonra Kuzey Kore'den sonra Vietnam'ı ziyaret etti. Hindistan var. Hindistan daha çok Rusya-Çin tarafına yakın duruyor. Tabii bunda şeyin de rolü var. Rusya ekonomik gücünü de iyi kullanıyor ve Hindistan'a dünya fiyatlarının altında ki şeyde bedelde petrol ihraç ediyor. Almanya artık şeyden Rusya'dan petrol almıyor ya da çok azaltı petrol alımını Hindistan'dan alıyor. Hindistan dünya fiyatlarının altında Rusya'dan alıyor. Almanya da dünya fiyatlarında şeyden alıyor. Hindistan'dan alıyor. Tabii Hindistan'dan tankerlerle Almanya'ya petrolün gelmesi de masrafa yol açıyor. Dolayısıyla daha pahalıya petrolü bu şekilde ithal etmiş oluyorsunuz. Keza mesela Güney Amerika ülkelerinden Brezilya ki kapitalist bir ülke, sosyalist ülke falan herhangi bir ilgisi yok. BRICS'e üye olduğu için Çin, Rusya eksenine yakın duruyor. Güney Afrika keza öyle. Yani görüldüğü gibi burası homojen bir cephe değil. Yani Rusya, Çin, Kuzey Kore, işte Vietnam, Küba, Brezilya, Hindistan homojen bir cephe değil. Bu cephede kendini sosyalist olarak tanımlayan ülkeler var. Bununla sosyalizmi uzaktan yakından ilgisi olmayan başka ülkeler de var. Ancak bu başka ülkelerde en başta şunlar rahatsızlar. Tek kutuplu dünya düzeni olursa ABD bize ne yapacağını biliyoruz. Yıllardan beri de yapacağını yapıyordu. O zaman birden fazla güç odağının olması dünya çapında bizim lehimizedir. O yüzden ABD'nin yanında olmayız. Karşı tarafta oluruz. Ya açık olarak karşı tarafta oluruz ya da karşı tarafa diyelim destek veririz. Mesela Afrika ülkelerinde ciddi bir bölümü keza
Rusya ile yakınlaşıyor. Bunlardan bir tanesi işte yeni askeri darbe olan Nijer. Ayrıca başka Afrika ülkeleri de var. Yani İngiltere, Fransa'nın yanını tutmayı kabul etmeyen, ABD ile beraber tavır almayan başka ülkeler de var. Görünen nokta Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı cepheleşmenin, eskiden beri var olan ama çok açık bir şekilde keskinleşen cepheleşmenin dünyanın başka ülkelerinde daha açık bir şekilde kapsayarak genişlemesini görüyoruz. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik işbirliği anlaşması bunun önde gelen göstergelerinden biridir. Sanıyorum bunu başkaları da izleyecektir. Bakalım artık göreceğiz. Evet, tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.